Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yelek çalışması yaptık. Renk olarak mavimizi yani erkeklere uygun bir renk tercih ettik. Dilerseniz renk değişikliği yaparak kız bebeklerimiz için de çok güzel bir şekilde yeleğimizi istediğimiz ölçülerde örebiliriz. Şöyle gördüğümüz gibi zincirlerimizle ve trabzanlarımızla modelimiz çok güzel bir uyum içerisinde ardı ardına dizilmekte. Evet çok güzel battanelerde örebilirsiniz bu modelimizle. Yeleğimizi anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olursanız ailemize katılırsanız çok seviniriz. Aynı zamanda zil butonunu aktif hale getirdiğiniz zaman yeni paylaşımlarımızdan haberdar olarak birlikte örebiliriz. Evet şimdi e, yeleğimizin başlangıcından bakalım. Yaka kısmımızın hemen olduğu yerden başlıyorum. Burada görmüş olduğumuz bölümlerden artışlarımızı yaparak yeterli roba ölçüsü gelene kadar örmeye devam ettik. İlk sıramızda artış yapmazken ikinci sıramızda iki artış diğer sıramızda birer birer artışlarımızı yaptık. Bakınız 2 2 1 1 2 2 1 1 yani bir sırada çift artarken bir sırada tek olarak arttık ve robam yeterli ölçüye gelene kadar ördüm. Öreceğimiz yaş grubu küçükse birkaç sıra önceden bırakabilirsiniz robamızı yani yeterli ölçüye geldiği zaman bitirip hemen kol birleştirmesi yapabiliriz. Aynı şekilde daha büyük yaş grupları için öreceksek bir ya da iki sıra daha öreceğimiz yaş grubunun büyüklüğüne göre robamızı artışlarımızı yaparak büyütmeye devam edelim. Kollarımızı birleştirdikten sonra bakınız minik bir de zincirimizi çektik. Daha sonra Beyaz rengimizde modelimizi uygulamaya başlıyoruz. İlk önce hemen bakınız iki sıra şu kenarlardan çok rahat görülmekte kaç sırada renk değişikliği yaptığımız her rengimizi iki sıra örerek tamamladım. İlk modelimizi uygulama aşısında ikişer trabzanlarımızı örerek modelimizin dağılımı için zeminimizi hazırladık. Daha sonra ise üçer trabzan ve zincirimizi çekerek tekrar üç trabzan şeklinde yuvalarımızı yaptık ve diğer rengimize geçtiğimiz ilk sıradan itibaren zincirlerimizle alt sıraya doğru bağlantılarımızı kurduk. Şöyle görecek olursak bakınız bağlantılarımızla bu maviden ilk sıramızdan diğer e, roba kısmımızın mavi rengine geçerek bağlanıyoruz. Bakınız beyazımızı sadece bir sırada her renkte bir sırada bağlanıyoruz. Beyazımıza geçtiğimiz zaman beyazımızda da yine ilk sırada hemen buradaki kenar trabzanlarımı ördükten sonra hemen aşağıya doğru iniyorum. Yine beyaz sıraya bağlanıyorum. Bakınız mavimizde aşağıdaki mavi sıra yani e, ikinci sıranın rengine bağlanıyoruz. Diğer rengimize geçtiğimiz zaman. Evet e, modelimizin Anlatımını yaptıktan sonra yeleğimizin ölçüsüne şu şekilde bakalım. Mezurumu alıyorum. En üst kısımdan en alt kısma kadar bakıyorum. 34 buçuk şöyle görecek olursak bakınız. 34 34,5 hatta 35 de diyebiliriz. 35 santim yeleğimizin uzunluğu. Kol altından gövde genişliğine bakalım. Gövde genişliğimiz ise 29 santim. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş bebisini kullanıyorum. İpimizi şöyle tanıyalım. 100 gram ve 336 metreden oluşmakta. Renk numarası ise 4041 numaralı renk. Evet 2.5 numaralı tığımızla örmeye hemen başlayalım. Zincirimizi çekelim ve işaretlerimizi de aynı anda takarak robamızı oluşturalım bir tane düğüm atıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane zincirimi çekiyorum ve ilk ayracımı takıyorum ve önümüzü 14 zincir olarak ördüm. Biraz daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız 18 ya da 20 zincirimize kadar büyütebilirler. Ve kolum için örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane zincirimi çektim ve ayracımı takıyorum. Birinci kolumuzu ördük. Arkamız için örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 tane zincirimi çektim ve arkamı da bu şekilde kırmızı ayıracımı takarak ayırıyorum. 17 tane zincir kolum için tekrar çekmeye başlıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 ikinci koluma da ayracımı taktım son olarak 14 zincir çekip önümüzü tamamlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 zincirimi de çektim şu şekilde bırakıyorum bakınız biraz ölçümüzü büyük olarak başladık hemen ölçümüze bakalım tığımın olduğu yöne 1 santimi tutuyorum diğer tarafa ise bakınız şöyle başladığım yeri tutuyorum 32 buçuk santim eğer düzeltecek olursak 33 santim zincirimizin uzunluğu şimdi birinci trabzan sıramızı örmeye başlayalım bir ve iki tane zincir geri geliyorum iki zincirimi çekerek örmeye başlıyorum iki zincirimi ilave ettim Tığımın başında doluyorum ve elimi tuttuğum yere gelerek batıyorum ve trabzanım örüyorum ikili trabzan şekliyle ördüm ve iki tane trabzanım oldu. Hiç atlamadan birer birer zincirlerimizin içerisine girerek ikili trabzanlarımızı örelim. Şöyle her bir zincir yuvamıza bir tane trabzanımızı örüyoruz. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar ilerliyorum. İşaretimizi taktığımız yere kadar örerek geldim. 14 tane zincir çekmiştik. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane de trabzanımız oldu. Hemen araya 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Ve işaretimi çıkarıp diğer işaretime kadar 17 tane trabzanımı kolum için örmeye başlıyorum. Bakınız ayracımı çıkardığım yere ilk trabzanımı ördüm ve birer birer hiçbir zincirimizi atlamadan ve iki defa örmeden ayracımıza kadar ilerleyelim. Ölçümüzü biraz büyük başladık. Evet şimdi ilerleyelim. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar birer birer trabzanlarımı örerek geldim. İşaretimi çıkarıyorum ve iki zincirimi çektikten sonra ara ayrım yeri olan zincirlerimi hemen işaretimi çıkardım zincirimin içerisine gelerek ilk trabzanımı örüyorum ve arkamızı örmeye bu şekilde başlıyoruz beyaz işaretimizin bulunduğu noktaya kadar birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim Evet arkamız için 22 tane trabzanımızı ördüm ve işaretimin hemen yanına geldim. 2 zincirimi ilave ediyorum. Ayracımı çıkardıktan sonra çıkardığım yere ilk trabzanımı örerek kolumu örmeye başlıyorum. Birer birer yeşil işaretimize kadar kolumuzu örelim. Evet kolumuzu ördüm. 2 tane zincirimi ilave ediyorum. 1-2 hemen ayıracımı çıkararak önümü örmeye başlıyorum. Çıkardığım yerden ilk trabzanı örüyorum. Şöyle görelim ve devam ediyorum. Toplamda 14 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. İkinci önümüzü ördük ve tamamladık. 14 ve 14 önlerimiz şu kısım kollarımız 17 ve 17 kollarımız 22 trabzan ise arkamız böylece yakamızı başlattık ve birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızdan itibaren örmeye başlayalım. Burada artışlarımız da başlamakta. 2 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen ikinci trabzandan örmeye başlıyorum. Birer birer bütün trabzanlarımızı zincirimize kadar örelim. Farklı işlem yapmıyoruz. Zincirimize kadar ilerleyelim. 14 trabzanımızı örmüş oluyoruz birebir. zincirimizin bulunduğu noktaya geldiğimizde ise artışlarımızı yapmaya başlıyoruz. Her zincirimizde mutlaka artışımızı yapıyoruz. Hem artış hem de ayrım yerimiz olmakta. Evet şimdi zincirimin bulunduğu yere geldim. Ve tığımın başını doluyorum. Girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve bir tane artışımı yapıyorum. Hemen yanına ikinci bir artışımı yapıyorum. Sıramızın başına ipimizi alalım, ikinci bir artışımızı hemen örelim. Tekrar 1 ve 2 zincirimizi çekip yine artışımızı yapalım ve görmüş olduğumuz gibi burada yani zincirlerimizin olduğu yerde iki trabzan, 2 zincir, iki trabzanımızı örelim ve diğer trabzanımızın ilkinden örmeye başlayalım ve kolumuzun ikinci sırasını örerek diğer zincirimizin bulunduğu noktaya kadar ilerleyelim. Sadece bakınız dümdüz örüyoruz. Araya sadece iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı olarak artışımızı yaptık. Kolumuzu örerek zincirimin bulunduğu noktaya kadar geldim. Önden kolumuza geçiş yapmıştık. Şimdi kolumuzdan arkaya geçişimizi yapacağımız bölümdeyiz. Hemen kolum için gerekli olan iki tane trabzanımı örerek artışımı yapıyorum. Her ikisini ördüm. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum ve arkamı örmeye başlıyorum. Bu sıramızda iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde örelim ve artışımızı tamamlayalım. Aradan dümdüz örüyorum. Bu e, zincirimin olduğu yere geldiğim zaman iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımı örüyorum. Sonrasında yeniden kolumu örerek başlıyorum yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz ve e, önümüzü de bitirdikten sonra üçüncü sıraya başlamak üzere tekrar birlikte olalım Rubamızda iki sıramızı ördük ikinci sıramızda ikişer ikişer artışımızı yaptık şimdi üçüncü sıramıza başlayalım üçüncü sıramızdaki artışımızı bir olarak yapalım bir iki tane zincir çekerek başlıyorum ve trabzanlarımı ayrım yerine kadar birer birer örüyorum. İkili trabzan örüyorum. Ayrım yerimize kadar trabzanlarımı örerek geldim. Tığımın başını doluyorum. Bir önceki sırada ikişer trabzan artmıştık. Bu sıramızda ise bir tane trabzan örüyoruz ve yeterli oluyor. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladıktan sonra yeniden bir tane artışımı yapıyorum. Ve bu sıramızda 1, 2, 3, 3. sıramızda bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzan şekliyle artışımızı yapalım ve bütün artma yerlerinde aynı işlemimizi tekrar edelim. Şimdi koluma geçerek hemen örmeye başlıyorum. Diğer ayrım yerine kadar birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. kolumuzu birer birer ördüm ve ayrım yerimize yeniden geldim şimdi alt sırada bakınız iki tane trabzanımızı artmıştık bu sıramızda birer tane artış yapıyoruz bir tane trabzanımı ördüm hemen iki zincirimi çekiyorum aynı yere tekrar bir tane daha trabzanımı ördükten sonra hemen diğer trabzanlarımı örerek ilerliyorum ve diğer bütün artış yerlerimizde 1 ve 2 bakınız. Onlarda da yine birer birer trabzanımızı örelim ve 2 zincirimizi çekerek 3. sıramızı tamamlayalım. 3. sıramızda bir tane artış yaparak tamamladım. Şimdi 4. sıramıza geçtik. Şöyle bakalım. 1. sıramızda herhangi bir artış yapmamıştık. Bakınız 2. sıramızda 2 tane artışımızı yaptık. Arasında iki tane zincirimizi çektik ve tamamladık ve bütün artış yerlerimizde aynı sayı uyguladık. Üçüncü sıramızda bir tane artışımızı yapıp iki zincirimizi çektik. Bundan sonraki sıramızda ise yine çift olarak artıyoruz. Bir sıramızda çift, bir sıramızda tek, bir sıramızda çift, bir sıramızda tek olarak robamızı tamamlıyoruz. Hemen batıyorum. Bakınız başlayarak gelmiştim dördüncü sıramıza bir ve yanına ikinci trabzanımı örüyorum araya iki zincirimi çekip tekrar iki tane trabzanımı örüyorum toplamda dört tane trabzanımı ördüm arada iki zincir şöyle görüldüğü gibi bakınız çift tek çift bundan sonraki sıramızda ise tek artış yapacağız ve bütün bölümlerimizde aynı sayıyı uygulayacağız Tek arttığımız zaman bütün bölümlerimizde birer birer artış çift olarak başlattığımızda ise bütün bölümlerimizi çift olarak artırarak ilerleyeceğiz. Evet şimdi bu sıramızı iki artış yaparak tamamlayalım bir üst sırada tekrar görüşelim. Robamızda dördüncü sıramızı da örerek tamamladık. Şimdi beşinci sıramıza başlamak için hazırız. Öncesinde yeniden hatırlayalım. Bakınız ikinci sırada iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak arttık. Üçüncü sıramızda birer birer artışımızı yaptık. Dördüncü sıramızda tekrar ikişer artışımızı yaptık. Beşinci sıramızda yeniden bir artış yaparak Robamızı bu şekilde tamamlayacağız. Bir sıra çift, bir sıra tek, bir sıra çift, bir sıra tek olarak artışlarımızı yapalım. Şimdi sıramızın başındayız ve örmeye başlayalım. Bitiş yönünde iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanım üzerinden örmeye başlıyorum. Birer birer bütün trabzanlarımızı örelim ve zincirimizin olduğu noktaya gelelim. Zincirimizin olduğu yere geldik. Hemen bakınız bir önceki sıramızda ikişer artışımızı yapmıştık. Bu sıramızda bir artışımızı yapıyoruz. İki tane zincirimizi çektikten sonra yeniden bir trabzan örerek artışımızı tamamlıyoruz. Çift tek, çift tek olarak sıralarımızı birbiri ardınca örerek robamız yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam edelim. Bakınız hemen birer artışımı yaptıktan sonra geçişimi yaptım. Evet şimdi e, yeterli ölçü olana kadar bir sırada, çift bir sırada tek olarak robamızı örerek büyütelim. Robamız istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettik ve istediğimiz ölçü oldu artık birleştirme işlemine başlayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra ördüm. 9 sıramızı ördükten sonra burada 10. sıramıza başladım. 10. sıramızda birer birer trabzanlarımız örerek geldim şimdi artış yapacağımız zincirimizin bulunduğu yerdeyiz araya girerek bir tane artışımı yapıyorum bir artışımızı yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincirimizi çekelim tığımızın başını dolayarak diğer kolumuzun hemen ucundaki zincirimin olduğu yeri ayarlayarak tığımın başında dolamıştım giriyorum ve bir tane trabzanım örüyorum Arada 3 tane zincirimizi çektik ve kolumuzu şu şekilde kapadık. Yeleğimizin ön kısmı bir tane artışımızı yaptık ve araya 3 zincir çektik. Kolu büktükten sonra yine bir trabzan. Şimdi birer birer arkamızı örmeye devam edelim. Her bir trabzanımız için bir tane trabzan örüyoruz. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Diğer kolumuza kadar trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Kolumuzu birleştirerek örmeye devam ettim. Şöyle görelim bakınız. Birer birer trabzanlarımızı ördük. Arada 3 tane zincirimiz var. Hemen 2 tane zincirimizin olduğu ayrım yerine geliyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. Araya yeniden 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve kolumu Büküyorum birbirine denk getiriyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak bir tane trabzanımı örüyorum. 3 zincir var arada. Bakınız. Ve önüm için birer birer trabzanlarımın üzerine örmeye devam ediyorum. Ve sıra başına kadar trabzanlarımızı örerek tamamlayalım. Robamızı, kollarımızı birleştirerek tamamladık. Ve kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıramızı ördük. 10 sıramızın Ölçüsünü şu şekilde görelim. Birinci sıramızdan itibaren tam 10 santim. Yani her sıramız 1 santime karşılık gelmekte. Evet şöyle arkasına da bakalım robamızın. Düz gayet güzel bir çalışma. Bir sırasında çift bir sırasında tek artarak robamız tamamlandı. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Evet ikinci rengimize başlayalım. Mavi ipimizin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. Ve şöyle birinci zincirimizi çekmek için ilmeğimizi hazırlıyoruz ve başlıyorum 1 2 3 her iki renk ipimizi de sıkıştırarak burada güzel bir sıkılık oluşturalım. Gevşek olmasın bakınız gayet güzel düzgün bir görüntü oldu hemen ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve ikinci trabzanım örüyorum 3 arada da ipimi gizliyorum. 4 ve 5. 5 tane kenar patımızı örelim. 5 kenar patımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine gelerek bir hemen yanına 2 iki. iki tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra yine bir tane trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzana bir trabzan aynı yere ikinci bir trabzan daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzanı bir trabzan, bir sonraki yere ikinci bir trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve aynı yere ikinci bir trabzanımı daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir trabzan atlıyorum. Hemen sıradaki yere bir ve yanındakine ikinci bir trabzan örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra yeniden bir atlıyorum. Atıyorum. Aynı yere ikinci bir trabzanım örüp bir tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. 5 tane kenar patımızı ördükten sonra bir tane trabzan atlayıp yukarıdan bir zincir çektim yan yana iki farklı trabzanda birer birer trabzanımı ördüm yine bir zincir çektim bir tane trabzan atladım aynı trabzanın içerisine iki tane trabzan ördüm bir zincir çektim bir atladım iki farklı trabzan üzerine birer birer trabzanımı ördüm yeniden bir zincir bir atladım aynı yere çift olarak ördüm buradaki bakınız işlemimiz bir tanesini ikisini farklı yere İkinci trabzan grubumuzun ikisini aynı yere, İkisi farklı yere, iki aynı yere, bir tanesi farklı, bir tanesi aynı, bir farklı bir aynı olarak sıramızın başına kadar ilerleyelim. Başında tabii 5 tane trabzanımızı uygulayacağız. Orada görüşelim. Sıramızın başına kadar geldim, 5 tane trabzanımı da ördüm ve modelimizi kurduk. Şimdi kontrolümüzü yapalım. Beşer trabzan, kenar trabzanlarımız. Bir, iki, üç, dört. 5, 6, 7 ve 8. 8 tane önümüzde modelimiz durmakta. Yani 2 tane trabzanlarımız olmakta. Her iki modelimizi de yani her iki önümüzü bu şekilde kontrolümüzü yaparak örmeye devam edelim. Şimdi beyazımızla devam ediyorum. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Kenardaki 5 tane batımı örüyorum. Evet kenar patımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle bakalım. Bir zincirimi çektikten sonra şu bölümü atlıyorum. Bir zincir çektiğim yeri. Diğer iki tane trabzanların bulunduğu yerin araya başını dolayarak giriyorum. Üç tane ikili trabzanımı örüyorum. İki ve üç. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar üç trabzanımı örüyorum. Bir. 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum şu grubu atlıyorum diğer iki tane trabzanların olduğu bir zincirlik yere gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum araya bir zincir tekrar aynı yere 3 tane trabzanımızı örelim 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum bir zincirlik yeri atlıyorum tığımın başını doluyorum Diğer bir zincirimin bulunduğu yere girerek 3 trabzan bir zincir 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 Şöyle bakalım. Kenardaki 5 trabzanımızı ördüm. Bir zincir çektim. Bir tane Araya atladım diğer araya 3 trabzan bir zincir 3 trabzan ördüm tekrar bir zincir çektim ve burayı atladım 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bu şekilde bakınız bir zincir çekip bir tane aralığı atlıyorum diğer aralığa batıyorum yeniden bir tane zincir çekiyorum bir aralığı atlıyorum diğer aralığın içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Şöyle görelim. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim. Şöyle görelim bakınız. 5 tane trabzan, bir atladım, bir zincir. Hemen yanındaki grubumuza 6 tane trabzanımızı ördük. üçer 3'er ayırdık. Bir atlıyoruz, bir örüyoruz, bir atlıyoruz, bir örüyoruz şeklinde sıramızı tamamlayalım. Bir uçtan diğer uca kadar 3 tane trabzan, bir zincir, tekrar 3 trabzan arasında yeniden bir zincirimizi çekerek sıramızı tamamladık. 5 tane kenar patımı da ördükten sonra ikinci rengime geçiyorum. Her iki sırada bir rengimizi değiştireceğiz. Mavi ipimi alıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum ve buradan sıkıştırıyorum. 1 2 şöyle sıkıştırdıktan sonra 3 çeviriyorum 5 kenar trabzanım örüyorum. İlkini zincir çekerek ördüm. Diğerlerini birer birer 3 4 ve 5. 5 kenar trabzanımızı bu şekilde ördüm. Şimdi şu aradaki görmüş olduğumuz bölümümüze zincirimizi çekip batıp sonra tekrar zincirimizle yukarıya çıkıyoruz. Hemen zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim. Çekmiş olduğum zincirimi aşağıdaki maviye şu şekilde batıyorum ve buraya sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. 3 trabzanımın arasındaki bir zincirin içerisine girerek tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1- 2 ve 3. Trabzanlarımı ördükten sonra şöyle görelim. Bakınız aşağıdaki maviden ilmeğimizi uzattık. 6 tane zincirle tekrar çıktık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çekiyorum. Tam şu araya bakınız. Yukarıda bir zincir, aşağıda bir zincir trabzana giriyorum şu şekilde alttan girdikten sonra sabitleniyorum buraya 1 2 3 4 5 6 alta zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Buradaki grubumun ortasındaki bir zincirin içerisine girerek aynen 3 tane trabzan, bir zincir, 3 trabzan yani alttaki grubun tekrarını buraya örüyoruz. Bir zincir, tekrar 3 trabzan. 1 2 ve 3 şöyle görelim bakınız şu şekilde 5 trabzanımızı kenar pat olarak ördüm 6 zincir çektim aşağıya battım 6 zincir çektim yukarı çıktım 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan tekrar 6 tane zincir çekip aşağı maviden bağlandım tekrar 6 zincir çektim grubun içerisine girerek 3 trabzan 1 zincir 3 trabzanımı ördüm bir model daha yapalım zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 aşağıdaki bakınız bir zincirim tekrar bir zincirim ve alttaki trabzanıma şöyle önden giriyorum buraya sabitleniyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak üçer trabzanın arasındaki bir zincire giriyorum ve aynı şekilde üç tane trabzan bir tane zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çekip araya giriyorum sık iğnemle sabitleniyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tığımın başını doluyorum bir zincirin bulunduğu noktaya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çektikten sonra yeniden 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Evet sıramızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Şöyle görelim. Şimdi düzeltiyorum. Bakınız şöyle görüntümüz oluşacak. Şöyle baktığımızda mavilerimizde altışar zincir çekerek aşağıya iniyoruz ve mavimize sabitleniyoruz. Ve e, altı zincir çekip tekrar bakınız şuradaki mavimi tekrar bağlanıyorum. 3 trabzan bir zincir 3 trabzan çekerek sona kadar ilerliyorum. 6 zincir çekip 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan tekrar 6 zincir çekip aşağıya battım ve şu şekilde bir uçtan diğer uca kadar örerek ilerledim şimdi en son diğer kenarımızın bulunduğu noktadayız yeniden 6 tane zincirimi çektim kenar patımı örmek için hazırım ve birer birer patlarımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5. 1 2 tane zincir çekiyorum ve örgümün arkasını çevirerek yeniden örmeye başlıyorum. 5 kenar patımızı tamamlayalım. Örgümüzün sonuna kadar burası bu şekilde devam edecek. 5 tane patımı ördüm. 1 zincirimi çekiyorum. Buradaki 3 trabzan bir zincir 3 trabzanın olduğu yere tekrar girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 bir tane zincirimi çektikten sonra yeniden 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Şöyle bakalım hemen yakındayken. 5 kenar patımı ördüm. Bir zincir çektim. Buradaki bakınız uzun şu şekilde kenarını uzattığımız yerin ortadaki bir zincirin içerisine 3 tane tırabzan, bir zincir, 3 tırabzanımızı yeniden kurduk. Üçüncü kez bakınız aynı işlemimizi yapıyoruz. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak ortadaki bir zincirimin içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane zincir tekrar çekiyorum. Yeniden 1. 2 ve 3. Ara için bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzanın arasındaki bir zincirin içerisine girerek 3 tane trabzan, bir zincir, tekrar 1, 2 ve 3. Yeniden bir zincir, tekrar aradaki bir zincirin içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3 bir tane zincir 3 trabzan 2 ve 3 modelimizin arka yönünde 3 trabzan bir zincir her iki 3 trabzan arasını yine bir tane zincirimizi çekelim sıramızı bu şekilde tamamlayalım Mavi rengimizin ikinci sırasını da tamamladık. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan ördük. Ve her iki aralarımızda da yani geçişlerimizde de birer trabzan örerek geçişlerimizi tamamladık. Ve şu şekilde modelimiz görülmekte. Bakınız gayet güzel, çok hoş bir görüntü oldu. Birbiri üzerine renklerimiz değiştiğinde modelimiz çok daha güzel kendisini gösterecektir. Şimdi beyaz rengimizi örmeye başlayalım. Beyaz rengimizde de mavi sıramızdaki yapmış olduğumuz İşlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. Sıra başından örmeye başlayalım. Bakınız beyaz ipimizin bulunduğu yerden yukarıya doğru çıkışımı yapıyorum. Mavi ilmeğimi önce takıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Mavimi sıkıştırıyorum. Bir, bir daha sıkıştıralım. Şu şekilde düzgün bir sıkışmayla bakınız herhangi bir potluk oluşmasın. Şöyle görelim. 1 2 ve 3 Evet tekrar sıkladıktan sonra kenar patım için hazırlamış olduğum 5 tane trabzanımı örüyorum 3 2 4 ve 5 bakınız 5. örüyorum 5 tane trabzanımızı ördükten sonra başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki beyazımın bakınız bunun da o noktaya altından giriyorum. İpimi alıyorum. Buraya sabitleniyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 3'er trabzanımın ortasındaki bir zincirin içerisine başını dolayarak giriyorum ve 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum 2 ve 3 araya bir zincirimi çektikten sonra yeniden 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 6 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bakınız 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanım ördükten sonra şuradaki uzantıyı oluşturmak için yeniden 6 tane zincirimi çekiyorum. Ve alt sıradaki beyazımın önden şöyle alttan giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Ve yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum ve şöyle görelim bakınız. Bakınız uzun zincirlerimizi uzattım. 6 zincirimden sonra tığımın başını dolayarak hemen 3 trabzan aradaki bir zincirimin içerisine girerek yeniden 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan düzenimizi oluşturuyoruz. Bir zincirimi ördüm. Tekrar 1 2 ve 3. Şöyle görelim. 3 tane trabzanımı ördüm. Araya bir tane bakın sadece bir zincirimi çekiyorum. 3 trabzanımı örüyorum. Yeniden buradaki gibi 6 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Aşağıdaki beyazın altından şu şekilde giriyorum. Kapatıyorum ve 6 zincirimi yeniden çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımın başını dolayarak aradaki bir zincirin bulunduğu noktaya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekip tekrar 3 tane trabzanımı ilave ediyorum 2 ve 3 şöyle görelim 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan ondan öncesinde 6 tane zincirimizde yukarıya çıkmıştık 6 zincirimizde aşağıya battık 6 zincirimizde tekrar yukarıya çıkışımızı yaptık bir de şöyle görelim iniş yönünde bakınız. Gayet güzel oldu ve devam edelim. Biraz daha birlikte örelim. 3 trabzanımı ördükten sonra yeniden 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 aşağıdaki beyazı görüyorum. Önden şöyle altından giriyorum. İpimi alarak kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çekip araya giriyorum. 1. Araya giriyorum. 2. Araya giriyorum. 3. 1 tane zincir tekrar 1. 2. 3. 3 tane trabzan 1 zincir, 3 tırabzanı ördükten sonra 1 2 3 4 5 ve 6 aşağıya geliyorum. alttan giriyorum. kapatıyorum. yeniden 1 2 3 4 5 ve 6 tığımın başını dolayarak araya giriyorum. 1 2 ipimizi yarımlamayalım. ve 3 bir tane zincir tekrar 1 2 ve 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alttan giriyorum ve örüyorum. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim. Beyaz rengimizle 6 şar zincir çekerek 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan tekrar 6 zincirimizi çektik ve sıramızın başına kadar geldik. Bakınız şu şekilde çok hoş bir görüntü oluşmaya başladı. Evet en son 5 trabzanımı ördükten sonra sıranın yeniden başındayım. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. İsterseniz 2 ya da 3 olarak da çekebilirsiniz. Çok fazla pot olmasını istemediğim için arada 2 olarak çekmeyi daha uygun görmekteyim. Evet, diğer trabzanlarımı örüyorum. 5. trabzanımı da ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirimi çekip tıma başını doluyorum ve 3 e, trabzan bir zincir 3 trabzananın arasındaki bir zincire giriyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 araya bir zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3. Trabzanlarımı tamamladıktan sonra bir tane zincir çekip diğer grubuma geçiyorum. Araya giriyorum. Bakınız üçer üçer ayırmıştık. Tekrar burada da 3 tane trabzanım. Bir zincirim. 3 trabzanım şeklinde örüyorum her rengimizi iki sıra örerek tamamlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum ve sıramı bu şekilde sona kadar örerek tamamlıyorum. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Arada yine bir tane zincirimizi örelim. İkinci sıramızı da aynı şekilde tamamlayalım. Gövde kısmımızı istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 çiftimizi ördük. 10. Iı, sıramızın sadece bir tanesini ördük. 2. sırasında ise son bitirme ıı, olarak tamamlayacağız. Eğer ıı, daha büyük örmek istiyorsanız daha uzun örerek en son işlemimizi burada yaptığımız şekliyle yapabilirsiniz. Bakınız. Çok çok güzel bir çalışma oldu. Gayet hoş ıı, görülmekte. Dilediğiniz renklerle bebeklerimizin üzerinde bu güzel modelimizi görebilirsiniz. Evet, şimdi uç noktaya doğru geçiyorum ve en son sıramızı birlikte örmeye başlıyoruz. Son kenar trabzanımı ördüm. 5 tane araya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 3 zinciri bakınız burada 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 tane trabzan vardı. Tığımın başını doluyorum. 1 ile 2. trabzanın tam ana gövde içerisine giriyorum. Ve tek seferde kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki yere gelerek giriyorum tek seferde çekiyorum. Ortaya geliyorum. Bir zincirimin bulunduğu noktaya bir, iki defa giriyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İki trabzanımın arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir sonraki trabzanımın arasına giriyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Trabzanım bittikten sonra bir de dışına örüyorum. Bakınız bir tane dışına ördüm. Ve araya bir, iki, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Başlangıçta 1 ile 2'nin arasına giriyoruz. Bitişte ise trabzanımızın dışına da bir tane örüyoruz. 1 ile 2. trabzanımın arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. 2. Orta zincirimin içerisine 2 defa giriyorum. 1 ve 2. Tekrar 1. Araya giriyorum. 2 ve bir tane de dışa örüyorum. 3. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra 1 ile 2'nin arasına giriyorum. Tek seferde kapatıyorum. Ve sırası ile ortadaki 2 zincirimin içerisine 1 ve 2. Diğerlerine 1, diğer trabzanıma 1. Trabzan dışına yeniden bir tane örüyorum. Araya 3 tane zincirimi hemen ilave ediyorum. 1, 2, 3. Ve devam ediyorum. 1 ile 2. trabzanımın arasına sırasıyla. Evet burada yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını bütün alttaki trabzanlarımızın üzerine örerek sıramızı tamamlayalım ve bitişimiz bu şekilde olsun. Evet sıramızı tamamladıktan sonra yeniden görüşelim. Alt kısmımızı tamamladık ve kenarımıza geldik. Şimdi kenar kısmımızı da tığlayarak yukarıya doğru ilerleyelim. Sığımın başını doluyorum trabzanıma giriyorum 1 ve 2 bir sonraki bölüme geçiyorum 1 2 başını doladım bakınız hepsini ikişer ikişer ilerliyorum her sıraya iki defa girerek işlemimizi tamamlayalım aşağıdan yukarıya kadar örerek geldim şimdi yaka çalışmamızı örmeye başlayalım hemen çeviriyorum bakınız buradan zincirimi çekiyorum bir. 2 3 tığımın başını dolayarak hemen dibine bir tane trabzan örüyorum 1 2 zincir çekiyorum aynı yere 1 iki tane trabzanım örüyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 aralığın içerisine girerek 1 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum 1 ve 2 tekrar tığımın başında oluyorum. 1, 2, 3 ve 4. aralığın içerisine yeniden giriyorum. 1, 2, 2 tane zincir tekrar 2 trabzan örüyorum. Ve tekrar tığımın başına dolayıp saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. aralığın içerisine giriyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Şöyle görelim. Bakınız şu şekilde yakamızı başlatmış oluyoruz. Şimdi aynı sayılarla sayılarda örerek birinci sıramızı tamamlayalım. 1, 2, 3, 4. aralığa giriyorum. Evet sıramızın sonuna kadar örelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız en uçta bir tane trabzanım kaldı. Hemen tığımın başını doluyorum. Son trabzanımın kenarına giriyorum 1 ve 2 şu kenardan bağlanıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve e, arkayı çeviriyorum tığımın başını dolayarak araya giriyorum örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum 2 zincir ilave edip tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum bir tane trabzanımızı artırdık bakınız tığımın başını doluyorum araya giriyorum 1 2 3 Araya iki tane zincirimizi çekiyoruz. Yeniden 1 2 ve 3 Tekrar tığımın başında oluyorum. 1 2 3 1 ve 2 zincirimizi çektikten sonra 3 tane trabzanımızı örelim. Sıramızın başına kadar 3 trabzanı çıkaralım ve sıramızın diğer ucunda yeniden görüşelim. Sıramızı tamamladım. 3 trabzanımı ördükten sonra alttaki bakınız kenardaki duran zincirimizin üzerine gelerek batıyorum. Başını bir defa doladım. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip tekrar örgümün yönünü çeviriyorum ve yine 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 2 ve 3. 2 zincirimizi çekelim 3 tane trabzanımızı tekrar örelim 3. sıramızdayız 2 3 ve 3 olarak görüyoruz tığımın başında oluyorum tekrar 3 trabzanımı ardı ardına örüyorum araya 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ve 3. sıradayız şu anda. Evet sıramızı tamamladım. Uç noktaya geldim. Uç noktada yeniden kenardaki bakınız 3 zincir çektiğimiz yere gelerek bağlanalım. Başına bir tane doluyorum tığımın ve kenardaki zincirimin üzerine batıyorum ve şu şekilde örüyorum. 2 defa aldım. Şimdi ilmek olarak 2 ilmeğim var. Hemen beyaz rengimi alıyorum ve başlıyorum beyaz rengimi tam geçirelim 1 2 3 tane zincirimi çekip iplerimi sıkıştırıyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum örgümün arkasını çevirdikten sonra örmeye başlıyorum bakınız bu kez trabzanlarımızın arasına girerek birer birer örelim 1 2 3 bir tane araya girdim 2 tane zincirimi çekiyorum bir tane araya batıyorum ve diğer araya 1 ve diğerini toplamda 3 tane trabzanımızı yine örüyoruz ama bir tanesini 2 zincirimizin bulunduğu noktaya örüyoruz araya zincir çekmeden yeniden trabzan arasına giriyorum 1 2 bir tane 2 zincirin içerisine örüyorum 1 ve 2 zincirimi çektikten sonra yeniden araya girerek bir tane trabzanımı örüyorum tekrar diğer trabzanımın arasına giriyorum ve diğerini de ördükten sonra bakınız 3'er trabzan, 3'er trabzan bu kez tam üzerine örüyorum. Ve devam ediyorum. Araya zincir çekmeden trabzan arasına giriyorum. 1, 2, 3, 1 ve 2 zincir tekrar 1, diğer araya batıyorum. 2 ve son trabzan aramıza. Ve bu şekilde sıramızı örerek tamamlayalım. Yakamızı tamamladıktan sonra şimdi kollarımızı beyaz ipimizle örmeye başlayalım. Bir defa zincirimi çektim tığıma. Tığımı sabitledim. Hemen kol altından örmeye başlıyorum. Sabitledim. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çektim. Hemen ipimi şu şekilde alta alıyorum. Trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Her trabzan arasına bir defa girelim tam araya giriyorum bakınız farklı hiçbir işlem yapmıyorum sadece beyaz trabzanlarımızda trabzan arasına girerek ikili bir şekilde örerek bir uçtan bir uca kadar ilerliyorum şöyle görelim Evet yeleğimizin her iki kolunu ve yakasını da tamamladıktan sonra yeleğimiz artık hemen hemen kullanılmaya hazır hale geldi. Sadece boyun kısmında bir tane e, dilerseniz kordon çalışması, dilerseniz zincir çalışması yaparak boynumuzdan geçirebiliriz. Ya da direkt buradan ilmeğimizi alarak bakınız ilk trabzanımızın olduğu sıradan beyaz ipimizle ya da mavi ipimizle zincirimizi çekerek Şöyle güzel bir kordon çalışması yapabiliriz. Hemen başlıyorum, bakınız. Zincirimi çekiyorum. İstediğiniz uzunluk ölçüsüne uygun zincir çalışması yapabilirsiniz. Şöyle hemen ipimi yarımlamıyorum. ölçü ölçülere kadar örmeye devam edelim. Çok da uzun olmasın bebeklerimizi rahatsız edecek kadar. Ucuna minik bir çiçekle e, zincirimizi tamamlayabiliriz. Bir tanesini uzun bir tanesini kısa olarak da ayarlayabiliriz. Evet yeterince zincirimi çektikten sonra hemen bir tane çiçeğimi yapmak istiyorum. Şu şekilde bir tane zincir çektim. Yeniden bir tane daha trabzanımız örelim. Dilerseniz burayı tamamen Dolgu olarak da yapabilirsiniz. Evet bir tarafın bağcığını bu şekilde çalıştım. Bu tarafı kısa olarak yaptım. Diğer tarafı da aynı şekilde ilk trabzanımın bulunduğu yerden tığımı batırıyorum. Hemen ipimi alıyorum. Buradaki zincirimi biraz daha uzun olarak ayarlıyorum. Tabi bu uzunluk e, tamamen kendi zevkinize kullanacak. Bebeğimizin yaş grubuna göre değişmekte. Az ya da çok yapabilirsiniz. Evet şimdi yeterli uzunluk gelene kadar zincirimi çekiyorum. Evet epeyce zincirimi çektim. 30 santimden biraz fazla. Hemen e, ucuna minik bir süsleme yapalım. Tığımın başını doluyorum. Dördüncü zincirimin içerisine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını doladım. Ve ikili trabzan şekliyle örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Bir tane zincir. Aynı yere bir trabzan bir zinciri yapıyoruz. Tam yuvarlak olmadan kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. zinciri de yaptıktan sonra bir üç tane zincirimi çekiyorum hemen dibe gelerek batıyorum ve şöyle bir tane de zincir çekip makasımız yardımıyla kesiyoruz şöyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor diğer tarafta da aynı şekilde yapmıştık şimdi güzelce düğümümüzü atalım yeleğimizi kullanılmaya hazır hale getirelim Evet yeleğimizin bağcıklarını da tamamladıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi ve böylece bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.